Uyarı. Bu videoda çok fazla zaman ve emek harcanmıştır. Sizleri eğlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Yapmanız gereken tek şey sağ alt taraftan videoyu beğenmeniz. İnşallah beğenen herkesin milyonlarca doları olur. Amin. Herkese selamun aleyküm kardeşlerim, sevgili izleyiciler ve sevgili dostlar arkadaşlarım. Ramazan sohbetlerinin 3. ve bu seneki son bölümüyle karşınızdayım. Ben Profesör İmam Hatip Bölümü uzmanı NTPST Berkar Ataş Hoca ve bugün yanımda bana eşlik eden Kartal Anadolu Lisesi İmam Hatip Bölümü Din Hocalar Kurulu Başkanı Mustafa Eray Arslan ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Araştırma Bölümü Din ve Hukuk Fakültesi mezunu olan Tuğba Coşkun Hocamız var. Selam verin kardeşlerim. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet kardeşlerim ve şimdi de ikinci bölümümüzün altına gelen soruları okumaya Allah'ın izniyle başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz Armağan Yavuz tarafından sorulmuş. Hocam, Allah yoksa ateistler kime inanmıyor? Bu biraz düşündürücü bir soru. Hocam düşündürücü bir soru. Bu konuda sana katılıyorum. Eğer Allah'ın varlığını kabul etmiyorlarsa yani nasıl inanmıyorlar? Tuğba hocam sizin bu konu hakkındaki fikirleriniz neler? Tabii ki de çocuk salağın tekiymiş. Evet, çok kesin ve net bir cevap aldık. Yani... Evet, evet. Çok güzel bir cevaptı hocam. Sizi tebrik ederim. Evet hocam. O zaman sıradaki sorumuzla devam etmek istiyorum. Bunu Ergin Besnili sormuş. Eray hocam bunu hatta siz cevaplamanızı istiyorum. Evet hocam. Babaannemi dövdüm, orucum bozulur mu? Evet, şimdi babaannesini döven bir tane daha çocuk vardı. Tabii metroda o da tek yedi. Bu çocuğa da tek atmak lazım. Bu metrodaki çocuk her bölümde çıkıyor ortaya ya. O zaman sonraki sorumuza devam edelim. Bu soruyu Tuğba hocamıza sormak istiyorum. Çünkü kendisi Kuzey Kıbrıs'tan geldiği için ona bolca sorular iltihaf etmemiz gerekiyor. Evet hocam. Selim Çağan. Hocam basket oynuyordum, yere düştüm, taş toprak ağzıma kaçtı, orucum bozulur mu demiş. Evet, kesinlikle bozulur. Basket oynarken biraz daha dikkatli olmanı diliyorum. Peki Tuğba hocam, hemen bir soru daha size sormak istiyorum hazır yakalamışken. Fatih Ejder Dönmez. Mastürbasyon iftardan sonra yapılabilir fakat abdest almak şartı ile. Sonra yaptığınız mastürbasyondan sonra abdest almak zor... Hocam bu bilgi vermiş bize, ne alaka? Evet. Hocam bilgiyi, isterseniz bilgiyi okuyalım. Eğer bilgide yanlışlık varsa düzeltelim. Yoksa öbür arkadaşlar da yanılır. Evet hocam, mastürbasyon yapabiliriz demişler Ramazan vakti ama iftardan sonra abdest almak şartı ile demiş. Bence katılıyorum bu konuya, evet. Bence de katılıyorum hocam ve doya doya yapsınlar. Çünkü sahura kadar yani vakitleri var sonuçta. Sahura kadar yemek nasıl yiyebiliyorsanız mastürbasyon yapma vaktiniz de var arkadaşlar. Hocam tamam, sakinleşelim. Peki Caner Yaşayan sormuş. Orucun bozulursa tamirci tamir eder mi? Şimdi hangi tamirci, bu da önemli. Kaputçu mu? Torbacı mı? Bilmiyorum hocam ama sanırım... Değişik bir soruyla devam etmek istiyorum ben, çünkü bu soru şu an benim beynimi yaktı. Albert Einstein mezardan kalkmış ve bize bir soruyu sormak istemiş. Hakkı hakkında hakkın yenince hakkın orucu bozulur mu? Bir daha soru alabilir miyiz hocam? Hakkı hakkının hakkını yiyince hakkının orucu bozulur mu? Şimdi hakkı hakkının orucunu yediği için hakkı hakkının orucunu yemiş oluyor. O zaman hakkı hakkı orucunu yediği için hakkı hakkının orucunu bozmuş olduğu için hakkı hakkında orucu bozmuş oluyor. E hocam madem siz böyle diyorsunuz. Tuğba hocam orada mısınız? Size bir tane daha soru sormak istiyorum yani. Evet buradayım. Hani hocam Eray bu hocamız bu konu hakkında böyle bir düşüncesi vardı. Doğukan Tarakçı HD demiş ki hocam müzik ruhun gıdasıysa müzik dinlersek orucumuz bozulur mu? Bana bunu açıklayın. Hayır, o ruh anlamında söylemiş. O yüzden bozulmuyor. E peki... Ama ruhu... Bir dakika! Hocam ne yapıyorsun lan lan? Burada insan gibi soru cevaplıyoruz. Adamı sinirlendirmeyin. Ben burada söz almak istiyorum hocam. Şimdi bir dakika, orada gıda diyor. Bir madde. O sana geliyor. Geçiyor. Yemek yemiş oluyorsun. O yüzden Ramazan ayında müzik dinlemeyin. İlahi dinlemeyin. Şerbet! Ne bağırıyorsun lan bile sesinde? Bana bağırma. Hocalar birbirine girdi lan. Gıybet yaptırıyorsunuz, Ramazan sohbetleri yapıyoruz, soru cevap yapıyoruz. Yaptığınız şeye bak, gıybet yaptık 2 dakikada ya. Neyse. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı arkadaşlar özür diliyoruz. Sonraki soruyla devam etmek istiyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar, yani kendimi bir an tutamadım. Ben de elimi masaya vurdum arkadaşlar, elim yandı ya. Eren bir sus.
Sakin olun. Tamam hocam, sakin olun. Tuğba hocam, sakin. Komik oyuncu sormuş ki: abi, bizim sınıfta kızlar var. Yıldız Rospu, yani oraya sansür koydum, gibi giyiniyorlar. Pantolonları ta beline gelesiye kadar çekiyorlar ve ön kısımlarında sıkıştırıyorlar pantolon içine görünsün diye. Biz de zorla bakıyoruz. Günah olur bunu, mu? Tuğba hocamıza sormak lazım çünkü o bu konu hakkında daha bilgilidir hocam. Tuğba hocam, cevaplayın hocam bu soruyu. Cevap veriyorum. Şimdi öyle yapanlar bir kere arkadaşın dediği gibi orayı bipliyorum. Evet. Biliyorum zaten. Evet, öyle kızlara bakmayın. Bakmayın yani, kendilerini gösteriyorlar. Amaçları farklı onların. Tövbe yarabbim, neyse. Evet hocam, şimdi kulak gevemek için bu sorular bir gün önceki sorularımızdı. Şimdi biraz daha geriye giderek 1,5 gün hocam, önceki sorulara gidelim. Ergin Besin'in arkadaşımız bana WhatsApp'tan bir soru dağıtmıştı. Okuyabilir miyim hocam? Tabii ki hocam, buyurun okuyun. Şimdi arkadaşlar, Ergin Besin'in bir sorusu var. Ben çekiciyim. Citroen Saxo çekersem orucum bozulur mu? Hayda. Hocam pas. Ben paslıyorum. Evet, Ergin Besin'in arkadaşımız sorusu için teşekkürler. Evet, başka sorumuz var mı hocam? Tabii ki hocam. Torbacı Batu sormuş ki: D-Dust 2'de AWP ile orta tutuyordum. Birden kafaya mermi yedim, orucum bozulur mu? Bu soruyu ben cevaplamak istiyorum. Şimdi hocam, yediğiniz mekana bağlı yani. Ortada kapıdan mı yediniz, aradan mı yediniz, yoksa geçerken mi yediniz? Yani bu çok sıkıntılı bir durum. Eğer zıplarken yerseniz o mermiyi, sıkıntı büyük. Oruç direkt gider, direkt, evet, iflas. Evet. Ama kapışırken yerseniz sıkıntı yok, o helaldir. Aynen hocam. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Çok güzel yanıtladınız da. Eğer bu mitten yedin diyelim, normal kafayı yedin ama kapışarak yedin. Evet. Sonra sen alttan böyle adama ana bacı, karı kız söversen tabii ki size o da bozulur. O da bir sıkıntıdır. Bunu da söylemek istedim hocam. Hocam bu soruyu bence üçümüz de yorumlayalım. Önce ben yorumlayayım. Sonra Eray hocamız yorumlasın. En sonunda Tuğba hocamız yorumlasın. Evet hocam. The Blackface. Pantolonuna ciddiyim yazmış bu soru hakkında. Hocam, ağzımızdaki etleri yemek günah mıdır? Şimdi benim düşüncemi söylüyorum. Güzel kardeşim. Bence ağzındaki etleri yemek günah değildir. Fakat yememelisi, yani yememeni tavsiye ediyorum. Eğer olur ısırırsan, parçası falan koparsa tükürmeni tavsiye ederim. Eray hocamı yönlendiriyorum şimdi. Evet hocam, bence de yani bu insanın bir anlık dalgınlığına gelebilir. Bir anlık böyle yani bir başka bir şey düşünürken olabilir. Her şey olabilir hocam. Şimdi Tuğba hocam yorumlasın isterseniz. Evet, Berk'in söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Kötü bir alışkanlık, bence yapılmaması gereken bir şey. Evet hocam, rüyamda bir kamyon çiğ köfte yedim, orucum bozulur mu? Fatas sensör demiş. Şimdi rüyandayken, tabii saat kaçta olduğu da önemli. Çoğu kişi çünkü iftardan sonra 11 gibi, 12 gibi yatıyor, sahurda kalkıyorlar. O vakitler arasında ise sıkıntı olmaz ama yani sahurdan sonra eğerse olabilir. Evet, peki Kenage sormuş, bu soruda ben cevaplayayım. Ağzıma saç girerse ve çıkartamadığım sırada yutarsam orucum bozulur mu? Yani yutkunluk geldi sırada. Şimdi güzel kardeşim, sıkıntı olmaz çünkü bilinçli olarak, yani kasıtlı olarak yapmıyorsun bunu. Açıkçası ben ağza falan böyle saç geldiğinde kusma efekti geliyor bana, böyle midem kalkıyor gibi şeyler oluyor. Sana da umarım öyle olur. Yani yutarsan da yanlış yuttuğun için sıkıntı olmaz, evet. O yüzden sonraki sorumu Tuğba hocama vereceğim. Shima Clifford, insanlar maymundan geliyorsa maymunlar oruç tutmalı mıdır? O nasıl soru ya? Vallahi şimdi, hocam böyle. Hayvanlar oruç tutamaz ki, ne anlasın yani. O sadece insanlara bahşedilmiş bir şey. O yüzden yok yani, öyle bir şey olamaz. Hocam. Çok doğru hocam. Çok doğru bir şey. Tancay Baba demiş ki, çok çok öz bir soru böyle, kısa ve öz. Ağzımı aldım, orucum bozulur mu? Ama burada neyi aldığını belirtmemiş arkadaşlar. Evet, yani o yüzden saf ve öz bir soru sormuş, o kadar. Bozulmuştur. Yusuf Karsı demiş, hocam isterseniz bunu siz cevaplayın.
Evet hocam, bizim memleketten. Evet hocam, ben oruç olduğumu unutup yanlışlıkla İskender yiyip üstüne çayla birlikte künefe yedim. Orucum bozulmuş mudur? Oh, çok canım çekti hocam, yani biz de burada oruçluyuz. Vallahi hocam, oruçlu burada sorularınızı cevaplıyoruz hocam. Bu arada şimdi, bir dakika hocam. Arkadaşım... Hocam bir dakika hocam. Evet izin verseniz, evet, dinliyorum hocam. Oruçlu kardeşlerimin orucunu Allah inşallah kabul eder. Allah sabır i̇nşallah versin hocam, demenizi inşallah istiyorum. Evet, devam edelim. Evet hocam, bu arkadaşın orucu bozulmuştur bir kere. Yani bu kadar şey yiyorsun, hem de millete söylüyorsun. Ayıp ayıp, günah. Terbiyesizim! Terbiyesizim! Hocam sakin ol hocam, bak bu sefer sinir hapınızı içmişsiniz, lütfen bağırmanızı rica etmiyorum o kadar. Sakin hocam, hocam ben nefes dayanamıyorum edin hocam. 2 dakika gidip geliyorum hocam. Hocam gitti, vallahi gitti. Aa, Tuğba Hoca ile baş başa kaldık. Buradayım. Hocam siz, Tuğba Hocam siz beni bırakmayın. Eray Hocamız kaçtı yanımızdan. Evet, buradayım. Hocam size bir tane soru sormak istiyorum. Tabii ki. Bakıyorum sorumuza şimdi. Hocam ben oruçluyken burnumu karıştırdım ve anüs bölgeme su kaçtı. Ayrıca gargara yaparken de 1 litre su içtim. Orucum bozulur mu? Evet hocam, ilacımı içtim, geldim, bir daha söyleyeyim. Hocam tamam, siz kalın. Tuğba Hocamız cevaplasın mı sorumuzu? Bundan nereye nasıl geçti ya? Nasıl bir çocuksun oğlum sen? Ortalığını karıştırıyor mu? Ne yapıyorsun? Hocam ben de anlamadım ama. Şöyle söyleyeyim. Bu çocuk olmamış. Ailesine söylüyorum, bu çocuğu yeniden yapın. Hocam yenileme sürecini başlatalım diyoruz. Ve Barkın doğru söz. Eray Hocam bunu siz cevaplamanızı istiyorum lütfen. Evet hocam. Hocam, sahur vakti bir balonun içine tavuk ve su koyup yutsam ve orucun en zor zamanında koltuktan atlayıp balonu patlatsam orucum bozulur mu? Hocam bir daha soruyu alabilir miyim? Hocam güzel bir bug bulmuş ya bu sanki. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, siz de cevaplayın hatta. Serimizin son bölümü olduğu için arkadaşlar bu arada, yani bu sezonun, bu yılın artık seneye devam edecek bölümümüz. Aa, olmadı evet, hocam ya. Daha soru sormanıza gerek yok arkadaşlar. Fakat yine de eğlenmek amaçlı sorabilirsiniz. Sahur vakti bir balonun içine tavuk ve su koyup yutsam ve orucun en zor zamanında koltuktan atlayıp balonu patlatsam orucum bozulur mu demiş. Barkın doğru söz. Evet hocam, bozulur çünkü o nimete saygısızlık ediyor. Yani hocam nimeti alıp balonun içine koyuyorsun, öyle o mikserden geçmiş gibi midende patlayacak yani açık. Hocam aynen midem, hocam, hocam yani, midem bulandı ya. Ya tam sakin. Captain Overwatch. 666 sevap point kazanmak günah mıdır Tuğba hocam? Ne? 666 sevap point kazanmak günah mıdır? Hayır. Sevap kazanmaktan günah olsun ki. Değil mi hocam? Bence gayet. Ama bunu haram yoldan kazandıysa hocam, bir de o da var yani, lütfen. Onları da karıştırmayalım. Senin o zaman evladım, ne diyeyim yani? Haram yolda niye kazanıyorsun? Yani hocam bir dakika, haram yolda sevap nasıl kazanılıyor? Ha, ne bileyim ki. Şeytanı kandırıyorlar, Allah'tan çalıyorlar. Tövbe bismillahirrahmanirrahim hocam, ne oluyor ya? Bence çok haklısın. Eray hocam. Hocam o zaman flash oyun tam çözüm demiş ki, hocam güzel kız kılığına bürünmüş şeytana tecavüz etmek sevap mıdır, günah mıdır? Bunu ben cevaplamak istiyorum. Tamam hocam sen sakin ol. Hocam bence günah yani, sonuçta tecavüz yapıyor yani. Tecavüzün iyisi kötüsü olmaz açıkçası. Tecavüz eden insan hem hadım edilmeli hem de idam edilmeli benim görüşüm. Tecavüz eden hayam! Allah'a ekber! Hocam sakin ol, tamam anlıyorum. Sinir hapınızdan biraz daha içmeniz gerekli. bu soruyu üçümüze sormak istiyorum. Hocam diş fırçalamak orucu bozar mı, cevaplarsan çok sevinirim. Süleyman Öksüzoğlu. Hayır bozmaz. Bence bozar hocam çünkü oradaki sabunlar ağzımızı kaçıyor. Lütfen hocam. Hocam ne öyle bağırıp atarlı giderli konuşuyorsun? Kime gider yapıyorsun lan? Bağırma be Eray, ağzına neyse. Su yutmadığı sürece hiçbir şekilde sorun yok. Fırçalayabilir. Peki şu soruya cevap almak istiyorum. Murat Erol hocam sormuş. Hocam peki o macun ne olacak? Macun. Hocam bunu yalıtlayın. Sus. Hocam ne terbiyesiz bir şey oldun ya. Burada Murat Eroğlu demiş ki, abi sahurda ezan okumadan önce niyetlendim ama sonra susadım, su içtim ama ezan daha okumamıştı. O zaman orucum bozulur mu diye sormuş. Çok güzel sormuş kardeşim. Bence bozulmaz çünkü ezan okumamış.
Ama niyetlenmiş ama yani daha o sıyacağını bilmediği için niyetlenmiş. Yani bence bu bozulmamış. Benim düşüncem bence bu. Bence bozulmuş hocam. Hocam sence niye bozulmuş? Tuğba hocam sizce ne? Bozulmuş. Evet hocam yani Tuğba hocanın haklıyız yani. Hocam. Yani iki tane hocayız. Hocam Kaan Dönmezoğlu. Hocam oruçluyken okunmuş şeker yesek orucumuz bozulur mu diye sormuş. Tabii ki bozulur. Salak mısın evladım? Hocam sakin ol. Utanmasanız yanınıza şabal açacaksınız çocuğa. Eray Ezen sormuş. Bunun şimdi sorusunu hocam. Alta yazıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar siz de sualta bakın. Hocam namazı Jack Nicholson mu? Soru bu. İngilizce olarak okuyabilir misiniz Eray hocam? Evet öyle işte evet. Aynen hocamın okuduğu gibi. Hocam namazı Jack Nicholson mu? Böyle bir troll soru sormuş arkadaşımız. Paradüde'yi sormuş ki hocam osurumu içime çektim orucum basın. Arkadaşlar yapmayın lütfen yani böyle şeyler. Bak arkasından hemen Mert Gündoğdu demiş ki hocam öksürdüm balgamım ağzıma geldi yuttum. Hocam o arada bana da oluyor, o orucu bozuyor arkadaşlar. O yüzden ben 216 gündür oruç tutmak zorundayım. Evet hocam bu da böyle oldu ve şimdi güzel kardeşlerim, güzel bir tanecik insan evlatları olan Allah'ın kullarıyız hepimiz. Evet hocam. Evet arkadaşlar 3. bölümümüze de burada son vermiş bulunmaktayız. Artık Allah nasip ederse bir sonraki namazan sohbetleri bölümümüz seneye bu zamanlarda olacak. Şimdi arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Benimle kalın. Hoşçakalın Tuba hocam, yaşıyor hala sen ne yapıyorsun bilmiyorum ama kendinize iyi bakın dostlarım. Allah.